Anadolu'nun eşsiz zenginlikleri saymakla bitmez. Hatay, Türkiye coğrafyasının en münbit topraklarına sahip illerinden biri. Her ne kadar tarihinde iklimine ve su kaynaklarına acımasız davranılmışsa da hala toprak, çiftçinin, köylünün yüzünü güldürüyor. İşte bugün bölgemizde yetiştirildiğini birçoğumuzun bilmediği çeltik hasadına Hassan'ın Akyürek köyüne gidiyoruz. Atalık tohumlarımıza sahip çıkmak adına bugün burada Karakılçık buğdaydan sonra bölgemizde ekim yapılan ve son temsilcilerinin ektiği, arkamızda gördüğünüz bu çalışanların şelek çektikleri pirinç tarlasındayız. Soframızda iki lokmada tükettiğimiz bu pirincin burada hangi aşamalardan geçtiğini, hangi emeklerden, hangi terlerden, hangi omuz yüklerinden geçtiğini şelek şelek altını ezilen insanların hikayelerinden dinleyeceksiniz. Salih Bey'in rehberliğinde tarla sahipleriyle röportaj yapıyor ve çeltiğin namı diğer derviş pirincinin tarihine yolculuk yapıyoruz. Evvela buğday ekiyoruz. Buğdadan sonra 6 Haziran'ın 16'sına şey ekiyoruz bu köyde. Çeltik ekiyoruz. Ekimin 15'ine kadar biçiyoruz yani bunu bitiriyoruz. Harman yapıp. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Burada buğday, mısır, ondan sonra bu derviş pirinci dediğimiz 6 ayda yetişen pirinç. Bunları ekmekteyiz. Bu derviş pirincini birinci mahsul olarak ekersen Nisan'ın sonuyla Mayıs'ın başı civarında toprağa atarsın. Dönüme 17-18 kilo tohum atarsın. Tabii sulu alana bu tarlayı sulandıracaksın. Gerekirse tarla olan bölümü tesviye, tava çekersin bu şekilde. İkinci ürünü de buğdalarımızı biçtikten sonra Haziran'ın yani 15-25 arası diyelim ekeriz. Bugün hasat zamanı da 27 Ekim'de falan işte 25 Ekim'de başlar ortalama olarak. İşte bundan sonra şu anda hasat etmekteyiz. Dönüme yerine göre değişiyor. Yani 500 kilo 750 kilo arası değişmektedir yani. Bu şekil biz bunu burada yetiştirmekteyiz. Evlerden gelen azıklarla karınlar doyup alın teri soğuduktan sonra toplanan güçle yeniden işe koyulma zamanı. Efendim bugün kadim bir dostu ziyarete geldik. Hatay'ın Hassa ilçesi Halallar mezrasında çiftçilerimizin belki de binlerce yıldır ekip hasatını yaptıkları ve ellerinin rızıklarını, nafakalarını buradan temin ettikleri çok eski bir dost. Sofralarımızda artık çok fazla yer bulamayan kadim bir tohumun peşinden buralara kadar yürüdük. Bu tohumumuza biz derviş pirinci diyoruz. Çiftçilerimiz binlerce yıldır Osmanlı'da özellikle bunun kanunnamesi de çıkmış. Kim ne kadar ekecek, kim ne kadar pay alacak diye. Sonra verilen araziler hakkaniyetli bir şekilde ekilmeyip zarar ettik noktasında zarar gösterilince o günlerde devlet Osmanlı'da 1700'lü yıllarda bu iş devlet tek elinden ayrılmış ve çiftçi yavaş yavaş küçüle şu anki bulunduğumuz bu tarlada ve bunun gibi birkaç tane tarlada küçülerek bu noktada sıkışıp kalmış. Hatay ile Hassa ilçesi Katranlık Mahalle Muhtarı Salih Gül. Benim görevim köyümdeki fakir fukara olan işçilerimizi getirip burada çalıştırmak. Bu Türkiye'mizde ve Hatay'ımızda en iyi piriç dediğimiz şu an kabuklusu, çeltik. Ha bu çeltik ne olur? İnsanlarımız gelir buraya, bu çeltiğin hasatını yapar, işini yapar.
biçerler. Ha buraya döver biçer girmez bu arazilere. Döver biçer girmez. Girmeyince ne yapacak? Bu insanlarımız böyle ellerinde orakla biçecekler. Yarın bir gün inşallah bunun şeylerini çekecekler. Biçerin ağzına atacaklar ve aynı zamanda bu çeltik. Yani pirincin kabuklusu çeltik. Sıra geldi çeltikleri harmanlarda biçer döverlerle saflarından ayırmaya. Üst üste yığılan çeltik sapları köylüler tarafından biçer dövere bırakılıyor ve saplarından ayrılıyor. Kalan saplar da köylünün bulduğu yöntemlerle başka bir noktaya taşınıyor. Aylardır verilen emek artık meyvesini veriyor ve yavaş yavaş çeltik tanelerine dönüşüyor. Çeltik tarımı ancak tam bir ekip çalışmasıyla yapılabilir. Alın teri, yıl boyu afiyetle yenecek derviş pirinçlerinin lezzetiyle ödüllendirildiğinden olsa gerek, gülümsetiyor gönülleri. Biz babamızdan, dedemizden yani bu bugünkü bir şeyle atalardan yani bu bizim burada kaybetmediğimiz bu derviş pirinci. Biz sürekli biz bunu ekeriz. Tohumunu yani biz bunu dışarıdan almak. Aynı bundan tohum koruz seni ekeriz. Bu atalardan beri gelen bir şey bu tohum. Ha bu çeltik şu an görüyorsunuz kabuklu yani pirincin kabuklusuna çeltik denir. Değirmen de çektirirse çektirir, çektiremezse önceden Adana'da vardı. Şu an o Adana'nın fabrikası kapandı ama Maraş'ta var. Duyduğum kadarıyla bir tane de Kayseri'de varmış. Herhalde bu vatandaşımız bir ton pirinci buradan Kayseri'ye götürürse altından kalkamaz, tekrar onu da fabrikaya verir gelir diye düşünüyorum. Bu insanlarımıza, bu üretici insanlarımıza bir fabrika olursa bunun yükü yarıya düşer. Bu insanlarımız daha avantajlı ve karlı olur. Bu topraklarda olmanın tarifi imkansız. Geleneksel tarımın yapıldığı topraklarımızın korunması, yerli tohumlarımızın nesiller boyu ekilip biçilmesi en büyük isteğimiz. Bir sonraki gastronomik değerimizde buluşmak üzere, hoşça kalın.